Arkası Yarın. Kırılan Testi ve Hukuk 12. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Gerard De Villiers. Radyoya uyarlayan Sinan Serindere. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Ses Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Hollywood'un ünlü sinema yıldızı malikanesinin havuzunda 7 hizmetçisiyle birlikte öldürülmüş halde bulunur. Yapılan ilk tahkikatta ünlü yıldızın sinema oyuncusu Ralph Jordan'la mafya babası Jack Moore'un arkadaş olduğu tespit edilir. Olay yerinde cinayette kullanıldığı sanılan bir tabanca bulunur. Tabancanın üzerinde sinema oyuncusunun baş harfleri yazılıdır. Ancak sinema oyuncusu evinin banyosunda ölü bulunur. Soruşturmayı yürüten polislerden cinayet masası dedektifi sinema oyuncusunun cinayetleri işledikten sonra vicdan azabından canına kıydığını söylerken bölge komiseri cinayetleri mafya babası Morar'ın işlediğini ileri sürer. Bu ikinci tezden hareketle mafya babası Morur hakkında geniş bir soruşturma başlatılınca sinema oyuncusunun intihar etmeyip öldürüldüğü anlaşılır. Ancak soruşturma yürütenlerden Komiser McCann mafya tarafından rüşvetle satın alınmış bir polis şefidir. Komiser McCann mafyaya Coleman adında bir kızın kendisi aleyhine şahitlik yapacağını söyleyerek kızın adresini verir. Mafya kızın öldürülmesi için iki kişiyi görevlendirir. Bu gangasterlerden Pete kıza aşık olunca onu öldürmez. Coleman ve Pete polis koruması altına alınır. Bunun üzerine mafya koruma altına alınan gangaster Pete ile kızın peşine düşer. Şaka yapmıyorsun ya. Size daha önce de şaka yapmayı sevmediğimi söylemiştim. Bu akşam onda Pete artık konuşamayan bir ceset olacak. Umarım dediklerin gerçekleşir. Ama merak ettiğim bir şey var. Nasıl başaracaksın bunu? Bir polisin yardımıyla. Adı O'Brien. Komiserdir. Onunla anlaştım. Bana yardım edecek. Söz verdi. Evet. O'Brien mi? Fakat bu imkansız. Komiser O'Brien'i tanırım. Onu satın alamazsınız. Evet, O'Brien'i ben de tanırım. Çok dürüst bir polistir. Herhalde siz zayıf tarafını bulamadınız. Her insanın zayıf bir tarafı vardır. Ben de onu o zayıf noktasından yakalayıp ikna ettim. O'Brien'in zayıf tarafı neymiş? Onun bir oğlu var ve onu çok seviyor. Bu yüzden bana yardım etmeye karar verdi. Doğrusu çalışma metotlarına hayranım Ferrari. Peki Pete'in ölümü kaza gibi olacak değil mi? Evet, bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu akşam muhakkak olacak değil mi? Kesinlikle. Pete'i nasıl temizleyeceksiniz Ferrari? Pete her akşam banyo yapıyormuş. Bu onun vazgeçemediği bir alışkanlığıymış. Onu orada halledeceğim. İyi ama banyoya nasıl gireceksin? Bu benim için çocuk oyuncağı gibi bir şey. Banyo penceresinden gireceğim. Banyo penceresinden mi? En mühimi banyonun aranmasıydı. Çünkü Pete banyoya girmeden önce bir polis içeri girerek arıyormuş. Onun için O'Brien'le anlaşmak mecburiyetinde kaldım. Banyoyu bu akşam O'Brien kontrol edecek. Doğrusu müthiş bir adammışsın Ferrari. Peki kızı nasıl susturacaksın? O kadar aceleci olmayın. Her şeyin bir sırası ve zamanı var. Onu sonra düşünürüz. Şimdi ben otelime gidip biraz uyumak istiyorum. Herhalde bu gece fazla bir uykum olmayacak. Saat 10'da işimi bitirdikten sonra 11.30'da neticeyi bildirmek için buraya gelirim. Şimdilik hoşça kalın. Ne diyorsun bu işe Louis? Ne diyeceğim Bay Golovitz? Allah kimseyi bu herifin eline düşürmesin. Thank you.
Hava ne kadar güzel değil mi şef? Yalnız güzel değil, bunaltıcı da Meç. Durmadan terliyorum. Fırtına çıkacağı benziyor. Bir an evvel çıksa da sıkıntıdan kurtulsak. Sıkıntı havadan mı yoksa koruduğumuz şahitlerden mi kaynaklanıyor dersiniz? Tabii onun sıkıntısı da var. 3 yıldır Morelik Kodesi atmak için adım adım takip ediyorum. Şimdi elime müthiş bir fırsat geçti. Bu beni hem sevindiriyor hem de ürkütüyor Meç. Morel'in şahitleri susturmasından mı korkuyorsun? Evet. Bunun için elinden geleni yapacağından eminim. Aksi takdirde elektrikli sandalyeye oturacağını biliyor. Bence korkun yersiz. Her ikisi de burada öyle iyi korunuyor ki. Canımı sıkan bir şey daha var. Nedir? Pete konuştu. Başına bir iş gelmezse mahkemede tanıklık yapacak. Ama Coleman susmakta direniyor. Hiçbir şey görmediğini söylüyor. Sence doğru söylüyor olamaz mı? Hayır. Coleman cinayetin işlendiği sırada malikanedeydi. İçeride ya da bahçede ama oralarda bir yerdeydi. Görmemesi imkansız. Sen onunla kalıyorsun. Sana bir şey söylemiyor mu? Bana çok sıkışık bir durumdaymış gibi geliyor. Her hareketinde bir ürkeklik var. Büyük bir karar vermeye hazırlanan insanların hali var üzerinde. İfade vermesi için Pete'in faydası olur diye konuşmalarına izin verdim ama sonuçsuz kaldı. Pete için çok üzülüyor ve bana burada emniyette olup olmadığını soruyor. Burada emniyette. Ama mahkemeye giderken ne olur bilemem. Çok dikkatli olmalıyız. Nöbetçileri bir arayayım. Asayiş ne vaziyette bir bakalım. Bütün ekiplere. Bütün ekiplere beni duyuyor musunuz? Tamam. Van Roche beni duyuyor musun? Tamam. Duyuyorum tamam. Bu akşam gözünüzü 4 açın. Hava bozacağı benziyor. Haydutlar bu gibi havalardan çok hoşlanırlar. Tamam. Uçurumun bulunduğu yerin dışındaki bütün nöbetçiler yerlerinde şef. Uçurumdan da kimse giremez. İçin rahat etsin. Tamam. Anlaşıldı tamam. Duydum işte asayiş belki ama tedirgin olmana gerek yok şef. Ne bileyim. İçimde garip bir sıkıntı var Meç. Belki de havadandır. Saat kaç? 10-10 var. 10 dakika sonra Pete banyosunu yapacak. Gidip nezaret edelim. Herif amma prensip sahibi. Her akşam banyo yapmadan uyumuyor. Böyle gangster görmedim. Genellikle ter kokan insanlar böyledir. Hayret. Morer'in kendisini öldürme korkusu bile onun banyo yapmasına engel olmuyor. Ben olsam duş almayı aklıma bile getirmem. Ne haber O'Brien? İyidir Paul. Ne berbat, sıkıntılı bir hava değil mi? Evet öyle. Ben Coleman'ın yanına gideyim. Sabaha görüşürüz. İyi geceler Meç. İyi geceler. Ne O'Brien? Bugün canın sıkkın gibi. Rahatsız mısın yoksa? Yo iyiyim. Sana öyle gelmiş olacak. Saat 10'a geliyor. Ben gidip banyo yapması için Pete'i odasından getireyim. İşte sonunda hava boşaldı. Sabaha kadar yağar artık. Hadi gidip Pete'i odasından alıp banyoya götürelim O'Brien. Sen zahmet etmeseydin şef, ben hallederim bu işi. Git yat sen. Nedense bu gece uykum yok. Hadi gidelim. O'Brien, seni iyi tanırım. Bugün hiç neşen yok. Dün seni evine göndermekle hata mı yaptım yoksa? Karınla kavga mı ettin? Yok canım. Yani biraz atıştık. Bilirsin. Kadın kısmı akşam oldu mu kocasının evde olmasını ister. Bizim işimizse malum. Ne günümüz ne saatimiz belli. Aynı dert bende de var. Karım evi terk etti. 3 yıl oldu evleneli. Ama doğru dürüst baş başa bir gece dışarıda yemek yiyemedik. Aslında biliyor musun, bizim gibiler hiç evlenmemeli. Haklısın. Aslında çocuk bile yapmamız hata. Hey Pete! Banyo saatin geldi. Şimdi geliyorum. Bir sırtını keselemediğimiz kaldı herifin. Hazırım. Yürü bakalım. Dışarıda hava kötü galiba. Hem de çok kötü. Nöbetçiler bahçede duruyorlar değil mi? Korkma. Değil yağmur gökten taş düşse hiçbiri nöbet yerini terk etmez. Sen ve Coleman bizim için çok değerlisiniz. Geldik. Teşekkürler. Dur bakalım Pete. Ölmedin ya, bekle biraz. İçeriği bir defa kontrol edelim. Sen burada Pete'in yanında kal şef. Ben kontrolü yaparım. Tamam O'Brien. Ferrari, sen nasıl girdin buraya? Seni ilgilendirmez O'Brien. Bu kadar kontrol yeter.
Şimdi kapının anahtarını ver ve dışarı çık. Sorarlarsa her şeyin yolunda olduğunu söyle. Peki. Al bakalım anahtarı. İçeride Asayiş Berkemal mi? Evet, girebilir. Bir dakika beklesin. Ondan önce ben girip ellerimi bir yıkayayım. Ama... Bir şey mi var O'Brien? Yok, girebilirsin Paul. Komiser O'Brien, neyiniz var bu akşam? Yüzünüz bembeyaz. Hiç, dün izin yaptım. Oğlumu gezdirdim, biraz üşütmüşüm. Geçmiş olsun. Oh, tamam, işim bitti. Hadi Pete, girebilirsin. Bu gece duş almasam da olur. Dışarısı biraz serinledi. Bıraktırdır Pete, gir içeri. Bütün gece senin keyfini bekleyecek değiliz. Hadi gir. Tamam, tamam, itekleme. Bu sersem herifler de biraz yüz verince hemen kendilerini bir şey zannediyorlar. Bu ses de ne? Ne sesi olacak? Gök gürlüyor Paul. Hava fena bozdu. Artık sabaha kadar yağar. Ben mi yanılıyorum yoksa banyodan bir takım sesler mi geliyor O'Brien? Yok canım, gök gürültüsünün sesidir. Bu hava Coleman'ı korkutmasın. İstersen yanına gidip bir görsen iyi olmaz mı? Gerek yok. Match yanında. Pete'in banyosu bitsin, yatmadan önce gider bir defa ben bakarım. Bu ne sesiydi peki? Gök gürültüsü değil miydi? Bir yere yıldırım düştü galiba. Ne bileyim, bana bir çığlık gibi geldi. Sana öyle gelmiş olacak. Kim çığlık atabilir ki? Bu herifin de banyosu bitmiyor. Pete içeride ne kadar daha kalacak? 10 dakika kadar. Birazdan çıkar. Biliyor musun O'Brien? Bu Pete çok garip bir adam. Kendisine acıdığımı bile söyleyebilirim. Aslında fena bir insana benzemiyor. Suratındaki leke yüzünden çeteye girdiğini sanıyorum. Dosyasına baktım. Şimdiye kadar hiçbir cinayet suçu işlememiş. Çete hesabına birkaç tane araba çalmış. Biraz gayret edilse doğru yola sokulabilir. Canı cehenneme. Suratında leke olan her insanın suç örgütüne girmesi mi gerekiyor yani? Pete banyoya girili epey oldu. Çıksın artık. Hadi bakalım Pete. Saatin doldu, seni bekliyoruz. Çık dışarı. Hey, sağır mı oldun be adam? Sana sesleniyoruz Pete. Bu kadar yıkanmak yeter. Çık artık. Bu işte bir iş var O'Brien. Sana da garip gelmedi mi? Hemen kapıyı açıp içeri girelim. Tamam Paul. Allah kahretsin, kapıyı kilitlemiş. Halbuki kapı üzerinde anahtar olmaması lazımdı değil mi O'Brien? Evet öyle. Pete, seni bekliyoruz, hemen dışarı çık. Yoksa kapıyı kıracağız. Yardım et O'Brien. Kapıyı kırıyoruz, hadi. Acele etme Paul. Belki suyun sesinden bizi duymamış olabilir. Bir de ben sesleneyim şuna. Pete! Pete! Bitmedi mi banyon? Çık artık dışarı! Pete! Ne yapıyor bu adam içeride ya? Kapıyı kırıyoruz O'Brien, hadi! Pete! Pete neredesin? Küvetin içine bak. Lanet olsun. Başı suyun içinde. O'Brien yardım etti. Şu serseri küvetin içinden çıkartalım. Tamam şef. Ben başından tutuyorum. Sen ayaklarından tut. Elim yandı. Su amma da sıcak. Sen küvetin tapasını aç da su boşalsın. Ben başını yukarıda tutuyorum, hadi. Şimdi açarım. İnsanın bu kadar sıcak suda yıkanması için deli olması gerekir. Resmen haşlanmış bu şef. Kalbi dayanmamış galiba. İşi bitmiş. Bu kadar yeter. Şimdi tut ayaklarından da dışarıya taşıyalım. Belki hala yaşıyordur. Tamam tut. Tamam, yüzü koyun yatıralım. Çabuk. Son iyi teneffüs yapıp yuttuğu suları çıkartalım. Çabuk ol. Tamam. Ne oluyor orada? Ne var? Ne oluyor orada? Yapabileceğimiz bir şey yok şef. Pete ölmüş. Olamaz. Olamaz. Gözlerimizin önünde öldü. Kırılan Testi ve Hukuk adlı oyunun 12. bölümünü dinlediniz.
13. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.